Selamünaleyküm sevgili takipçilerim. Gülüyor Hayatı YouTube kanalıma mutfağım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün anamızın tarifiyle şöyle köfte yapacağız arkadaşlar, sulu köfte. Malzemelerimizi buraya hazırladık. Akşam misafirimiz Sümeygil de var. Hep beraber yemek istedik. Şöyle 500 gram şöyle kıymamızı biraz daha açalım. Bu da malzeme olarak şöyle bir adet soğanımızı rendeledik. Güzelce sıktım suyunu. Tamamen çıkarttım acı suyunu. Bir adet yumurtamız. Kulaçımı yazıcı annem pek yapardı arkadaşlar. Hatta hiç kıyma koymadan yapardı. Bulgurla, sadece unla. Pek lezzetli olurdu. Bu da bir çay bardağı kısırlı bulgurumuz var. Şöyle 2 yemek kaşığı unumuza kattık. Baharatlarımızdan. Evde sarımsak yoktu. Sarımsak tozu, karabiber, tuz, pul biberimiz var. Bugün çarşamba. Yarın bizim buranın pazar arkadaşlar. Evimizde maydanozumuz yok. Markete baktı geldi Sümeyye girken söyledim ama marketlerde de yokmuş. Onun için biz şey katmayacak. Maydanoz. İçine maydanoz da koyabilirsiniz. Aromasını güzel oluyor, kokulayacağız. Ben seviyorum. Ama şu an bizde olmadığı için biz katmayacak. Onda misafir gelecek. Şey sıçrattık dışarıya. Bulgur. Ben varım ya, belki ondandır. Olabilir. Şimdi bunu yoğurdukça bulgurumuz çekecek kendini arkadaşlar, yumurtanın şeyiyle, sıvısıyla. Güzel yoğurmamız lazım dağılmaması için. Abo, bir güzel yoğurdum. Aha. Hepsi birbirine karıştı. Evet, çok güzel oldu. Ellerine sağlık. Şimdi ellerimi yıkayıp tekrardan yuvarlamaya geçecek. Sümeyye'yle beraber yapacak onu. Çabuk dökelim diye. Düşünmem lazım demiş. Sümeyye düşünmesi lazım. Çocuğu da bana kaldı eller. Şöyle kenara alalım. Evet arkadaşlar. Sümeyye'yi birazdan alacağım. Hiç korkmayın, yapmam dedi ama mecbur yapacak. Çünkü böreğim var. Börek yapacağım. Video çekmiyorum. Sipariş böreğimiz var. Onu arkadaşlar. Onun için bunu önceden yapıp yemeğimizi koyalım. Ocağımıza şeyimiz kalmasın, tasamız. Evet. Gördüğünüz gibi Sümeyye'yi osutturdum. Ben de şey yapacağım. Şöyle acık suya değdirdik mi hem yuvarlar güzel oluyor hem de hiç yapışmıyor elimiz arkadaşlar. O yüzden evet. Yanımıza az bir su koyduk. Annem unla yumurtayı bol bol yapardı. Onun hiç kıyma koymazdık biz çocukken. Ya iyi hatırlıyor. Kıyma o zaman herhalde biz dolaba kıyma koymazdık. Yani önceden annem şey etlerine, kurban etleri falan dağıtırdı. Kalanı dondururdu böyle. Değişik bir şey yapardı. Tekerdirlerdi. Biliyorum, onu hala yapıyor. Buzdolabımız yani olmadı lan buzluğu. Çocuklar daha güzel aslında. Çok lezzetli de o yemekler arkadaşlar. Evet. Ama bu annemin tarifi. Biraz kıymasını ben bol koydum. Kendimiz ne kadar da lezzetli yapsak annemizinkinin tadı damağımızdan gitmiyor. Buradan anneme de sevgiler, selamlar olsun bir tanemi. Kesin komşular izletiyordur. Gülap da böyle bir şey atmış diye. İzletirler yani. Kendi telefonunu açmayı bilmiyor da. Ben bunu evde yaparken büyük büyük yapıyorum. Niye? Çabuk bitsin diye. Şöyle yani. Valla bu kadar yapıyorum. Ama o pek bir analı kızlık gibi oldu. Sümeyye oldu. Sümeyye erindiğinden koca koca dönüyor. Böyle böyle yapıyorum. Patatesle de ileri doğruyorum. Şimdi oluyor, yani eşit oluyor. Aynen. Aa, biz patatesi küçük mü doğrayacağız şimdi buna göre? Tabii, o zaman önce eriye al, eriye. Bir şey olmaz. Pişmesi, alma da. Pişmesi de kolay olur. Hemencik. Benim bu seneki kıymam çok iri olmuş, iri çekmişler. Büyük gözünde yapmışlar, çok sıra varmış. Hı-hı. Ondan sonra iri olmuş kıymalar. İki kez geçirseler belki de bir şey olmazdı. İşte çok şey, millet sucuk yaptırıyor diye biz kıyma çektirdik. Biraz çoğunu kıyma koydum. Ben sucuk az yaptım. Evet anneciğim, daha nasılsın? İyi misin? İyiyim vallahi. Allah'a şükürler olsun. Bugünümüze hamdolsun. İyi olmaya çalışıyoruz işte. Şöyle sıkacağım Sümeyye. Evet, onu bizim evde yapmıştınız, hatırlıyor musun? Hı-hı. Şey falan, cafe yenge falan. Hı-hı. Bezelyeli yemek yapmıştık biz de. Aynen. Hatırlıyorsun. Şeyde
Geri kalan da çok yapardı ya annem. Hı-hı. Geri kalan da böyle şöyle çiğ yaparlardı. Dondurucu ya mı? Yok yok. Yok. Tavada kızartırdı. Bulgurlu bulgurlu. Böyle bir yanda sert bir yanda bir şey olurdu. Güzel olurdu. Çorba yapıyor ya bundan. Annemin çorbasını Sümeyge çok beğendiler. Böyle şehriyeli yapar. Bizim koyun zaten özel düğün yemekleri de aynı. Şehriyeli, köfteli, nohutlu yemek. Şey, çorba. Sonra ana yememiz yine nohutlu. O da etli nohutlu oluyor herhalde. O da etli nohut. Aslında o nohutu çıkarsalar çorbadaki. Her yerde nohut gittik bu sene. Nohut yiye. Ben şey yapacağım. Allah kısmet ederse inşallah oğlumun düğününde yoğurt çorbası yapacağım. Yaptıracağım ya da. Evet. Ben belki yapamam da. Çünkü tabii o ara biz yoğun oluruz. Meşhur oluruz. Yani misafirlerimize ondan sonra düğün hazırlığı ederken. Pilav et. Pilav et bir de. Üzüm. Belki kendim paklava. Belki baklava yaparım yemeğin yanına. Bilmiyorum, o anki atmosfere bağlı yoğun olmasam ya da önceden buradan yapıp hazır ıslanmazsam öyle de olabilir. Koyu da ıslarım. Ya baklava ya da şey. Ha, suberini yapacağım. Ya da şey de olabilir arkadaşlar. Buranın şey de çok güzel. Helvası. Ben çok seviyorum helvayı düğünlerde. Onu orada nasıl kime yaptıracaksın? Niye uğruna girse yapar. Gerçi yağını koyduktan sonra oluyor her şey. Yağını bol koyacağım. Aynen evet. Güzel de kavurdu mu tane tane durur. Bir de şey dolma. Dolma. İstediğimiz çok şey var. Yok elimizde gel. Dolma şey ya. Yalnız yapmıyorum. Komşulara gel öyle yapıyorlar evet, ya sağ olsunlar. Sararız. Öyle he, dolmaya biriktirin mi çabuk olurlar. Sadece bana bakalım iç burada su böreğine bakla ben. Evet. Ama yetiştiremezsen onu da ne yapacaksın? Hazır alacağım mecbur. Baklavay mı? Hı hı. Aynen. Zor şeyler alırız. Evet annemin bir tane şeyi var. Yeni tanıştı. Bunların çok güzel şeyleri var börekleri. Bize gönderdi ondan bu ikinci sonra sefer ama böyle, ben böyle baklava görmedim. Gerçekten çok güzel çıtır çıtır. Bak bekledikçe görüyor musun? Bulgur şişiyor içinde. Şişmeye başlıyor. Düğü diyelim burada biz arkadaşlar. Annem şimdi beni izlerse ne kadar gülecek. İsmi gülüyor hem bulgur diyor hem düğü diyor. Burada kısırlık bulgur diyor buna. Biz kısır yapıyoruz bununla. He. Ben kısır da çok severim ya. En sevdiğim şeylerden bir tanesi. Dün şey yaptım kısır arkadaşlar. Poğaça yaptım. Akşam yemeğimi de yaptım ama kızlara şeyden ortak gruptan attım poğaçayla. Bir de ne yaptıydım? Ha, Ramazan tirliçeye çok sürdü. Tirliçeye nasip olmadı. Sümeyye nasip olmadı esas. Tirliçeye yaptım neyse. Nazik ortak gruptan yazmış hemen. Anne bir de şey kısır yap da. Gün yapmış buranı. Yok yapmadı. Dalga geçmiş beni resmen. Gelip yapaydı. Dedim onda da gel sen yaptın. Yoruldum dedim ya. Gülüyor dedi. Yok şaka yaptım istemiyorum diye. Nazik hazır sever. Değil mi Nazik? Nazik çalıştı için ne yapsın? Nazik izliyorsa beni izler. Akşam izler o. Zaten akşam atarak gidiyoruz anca. Evet. İyi güzel sohbet olur da inşallah sıkılmaz takipçilerimiz. Evet ben dedim ya annemanne dedim. Çekeceğim ikimiz de oturalım dedim. Video çekelim dedim. Hem sohbet ederiz hem konuşuruz falan filan. Aynen. İyileştirince daha iyi olmuş sanki. Bence biraz ufaklı olur. Aynen haşhaşlı çörek bence su böreğine haşhaşlı çörek yapsan daha güzel olur. Ama haşhaşlı bizim orada bilmiyorlar. Şimdi mesela herkesin damağına uygun gelmez o. Bu taraflarda meşhur. Bizim o taraflarda Sabanalı keşkek. Haşhaş. İşte buralarda olsun. Biz buranın şeyini uygulayalım oraya. Yok keşkek dediğim şeye mesela yakınlara. Ha, evde olanlara. Sabah kahvaltıya. Fırına bir derece. Yani düğün yemeği farklı da. Hı-hı. Olabilir, güzel olur. Evet, şimdi 14'ten sonra patateslerimizi de sade yapmayacağız. Sümeyye patates olsun daha güzel oluyor dedi. Bir iki tane de patates yapacağım. Masa bu yemeği çok seviyor. Ben bayağıdır şey yapıyorum genelde yemek. Hep gurul oluyor ya. Hı-hı. O yüzden sulu olsun dedim. İyi yalnız. Bizim evde fazla sulu yemek gitmiyor arkadaşlar. Böyle aparat gibi. Börek çörek yaptım onunla yanına kahvaltılı çıkartıyor. Ya bir melemen yapıyor. Bizde de tam tersi. Bunda da Sümeyye aynı eski şeyler gibi yaşlı teyzelerim, ebelerim gibi. Yani annem gibi mesela. Annem sulu yemek hiç durmaz. Bunlar hep sulu yemek. Üç öğün sulu yemek. Üç çeşit pardon. Üç öğün. Üç çeşit. Sabah akşam. Ben şey yapıyorum. Çorba yaparsam eğer şey yapmıyorum. Sulu yemek genelde yapmıyorum yani.
bazen olabiliyor da. Çamurcuk. He. Sulu yemek yaparsam da çorba yapmıyorum. Yanına pilav yapıyorum. Öyle. Şimdi birazdan yemeğimize geçelim arkadaşlar. Videomuz fazla uzun olmasa sizleri de sıkmak istemiyorum. Şöyle kotremiz bir eller gibi yapalım. Ha, şey yapışmasın birbirine. Hemen patateslerimi soyacağım. Evet, annem yağını koymuş. Soğan da doğramış. Ben mesela arkadaşlar sulu kotreli böyle soğanımı bir tane koyuyorum. Mesela Sümeyye yapmıyor bunu. Ben o sadece salça suyun içine gönderiyor. Ama ben kavuruyorum patatesini. Böyle çok lezzetli oluyor. Buraya da şeyimi koydum. Demek istiyorsun yani. Bence böyle yap. Şimdi yiyince göreceksin. Sen de bu işi tarif edeceksin. Ebeğin tarifi çünkü bu. Soğan kavrulan yemekler her zaman lezzetli olsun. Evet. Yiyeceğim. Buna da köfteyi kızartacak annem. Ha, bu biraz şey yapsın. Bunda ne yapacaksın? Patatesleri mi? Patatesleri kavuracağım da. Pembeleştireceğim ben. Kavurmayınca bir iftar için bir lafla kavurma demedi. Şöyle soğanımız pembeleşti. Bir yemek kaşığı tepeleme. Domates salçamızı da koyduk. Güzelce bunu şöyle pembeleştirelim. Salçamızın şeyse bir çıksın. Kokusu arkadaşlar. Soğanımız da güzelce birleşsin. Altını biraz açayım. Şimdi şöyle patateslerimizi salçamızla güzelce birleştirelim. Bu arada şeyimizi koydum tavamıza, sıvı yağımızı. Hemen köftelerimi döküp onları da kızartacağım. Hemen şöyle köftelerimizi tavamıza döktüm. Bir yandan patateslerimi de böyle kavurduğumda pek lezzetli oluyor arkadaşlar. Ben normal köfteyi yapmadım da sadece patates yemeği yaptım da böyle yapıyorum. Şimdi kaynatmış olduğumuz 1 litre suyumuzu şöyle patatesimizle birleştirdik. Şöyle bir karıştıralım. Patatesimiz eri bir tane de orta boy patates arkadaşlar. İki tane patates yaptık. Köftelerimiz de kızarıyor hala. Biraz kızarsın, onu sonra çevireceğim. Şöyle altı. Köftelerimizi hiç kaşıntı yedirmeden şöyle yaptığımızda zaten alt üst oluyor arkadaşlar. Bana erimeden güzelce kızarıyor. Burada şöyle bir su bardağı nohudumuz var. Dolabını doldurmuş, haşlanmış olanda. Hemen onu da döktük. Söz başlıyor nohutun arada. İsterseniz katmayabilirsiniz ama severseniz katın bir su bardağı haşlanmış nohut. Şöyle köftelerimizi birleştirelim yavaş yavaş sıçratmadan kaçmayın. Kaçtım. Hemen de karıştırma işlemini geçelim. Evet. Bunun yanına ne çorbaya gerek var ne şey. Bu bildiğin. Tamam, çok sulu yemek ki. Evet. Yanına şey yaparım. Ya mantı yaparım seversen ya da pirinç pilavı. Salata, malata olup pişirmek geçinirik. Şimdi ağzına kapatalım, pişmeye bırakalım arkadaşlar. Şöyle yemeğimiz pişti. Biraz daha hava alsın diye bekledik. Ön sıcağı geçti arkadaşlar. Şöyle nohutları altta kalmış. Karıştırarak servis tabağımıza alalım. Beğendiyseniz kanalımızda kalın. Kanalımıza abone olursanız sevinirim diye takipçilerim. Allah hepinizden razı olsun. Şöyle şimdi gösterelim. Hoşça kalın.